Hakan Hocam, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Sefa buldum. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle. İnşallah bereketiyle gelmiş olsun size de, ailenize de, Allah razı izleyicilerinize olsun. de. Allah razı olsun. Geçen seneden beri nasılsınız, neler yaptınız, iyisiniz inşallah. Vallahi şükür, yani şükredecek çok şey var. Arada kendimi zorluyorum böyle hani dini olarak da hani kendi dindarlığımı beslediğim kanallardan bir tanesidir. O, görmeye çalışıyorum. Şu yok, şu yok, şu yok demesi kolay oluyor. Gerçekten ben de kendimde de böyle, herkes de böyle galiba. Var olanları saymaya çalışıyorum çok şükür. Yani onlardan sonra da şımarıklık yapıp hakkım olmayan da istememeye gayret ediyorum. Genelde standart bir hayatım var. Çoluk çocuk öyle devam diyoruz çok şükür yani. Ayakta kalıyoruz. Bulunduğunuz ülkede dili öğrenebildiniz mi? Yani günlük hayat açısından sorun yok. Yani o intermediate seviyesinde dilde problem yok ama yani bir seviyeden sonra yani advance olabilmek için herhalde önemli derecede hayatın içerisine karışmak lazım. Bir mesleğin erbabı olmak lazım. Evet. Yerli o dili konuşan native olanlarla çok haşır neşir olmak lazım. Yani yoksa kendi başına kendi takviyelerle sadece haber dinleyerek işte ne bileyim hani kitap okuyarak gazete okuyarak çok telafi edecek bir şey değil o tarafa ama günlük dilde problem yok. Çok şükür birkaç yıldır tercümansız işlerimizi hallediyoruz yani Allah'a Maşallah, olsun. maşallah. Bu arada çocuklar zannediyorum çok daha hızlı bir gelişme kaydediyorlar. Çünkü Avrupa'da diğer arkadaşlarımızın özellikle bu dönemde göçmek zorunda kalan, mülteci olan arkadaşlarımızın çocuklarının çok hızlı bir şekilde bulundukları ülkenin dillerini öğrendiklerini görüyoruz. Sizde de çocuklarda aynı şey olmuştur herhalde. Valla ben Türkçe unutmasınlar diye çabalıyorum şimdi. Yani Güzel. diğer birkaç dil biliyorlar şu anda. Onlar Türkçelerinden neredeyse iyi. Özellikle İngilizceleri. Şimdi bazen böyle hani kelime yarışmaları falan buluyorum böyle. Onları izliyoruz beraber. Hani yani kıyıda köşede kalmış kelime olmasın günlük sıradan kelimeler. Özellikle kendim konuşuyorum, Türkçe konuşuyorum, düzgün konuşuyorum. Hani mesajda kısaltmıyorum falan böyle kendim noktalamaları, D'yi, dahi ne bileyim hani soru işaretini, şunu bunu falan düzgün hatırlasınlar diye. Özellikle ben o tarafa takviye yapıyorum aslında. Diğer dillerle alakalı hiç sorunları yok. Maşallah. Yani Maşallah. çok çabuk adapte oluyorlar zaten. Hani biraz da böyle istekli olunca Allah en kolaylıklar azından versin. oradan sorun yok. Yani çok Evet, Allah şükür. muhafaza eylesin inşallah. Allah Benim en çok inşallah hepimizin etmeye için. çalıştığım dualar, özellikle çocuklarımız için de Allah maddi ve manevi ilimlerini artırsın yavrularımızın. Ha Hem de inşallah. sizin de öyle. Hakan Hocam, bugün Valla sahibi enteresan. o. Yani yapacak bir şey yok. Çok da hani ondan daha iyi koruyacak halimiz, gözetecek halimiz yok. Yani Evet. doğduklarından beri, iki tane oğlum var benim. Aşağı yukarı doğduklarından beri yanlarında olmasam da uzaktan da ödüyorum. Yani ne beni onlarla ne de onları benimle imtihan et diye ısrarla dua ediyorum Allah. İnşallah etmez, kimseyi de etmesin yani. Amin, Zor bir şey amin. yani. Allah razı olsun. Bu arada sizin delikanlılarla bizim delikanlıların arasında müthiş benzerlikler de var. Evet Neyse, bu yani kadarını şok söylemiş oldum. olayım. İnşallah. Hakan Hocam, bugün tabi Ramazan'ın ilk konusu ya da ilk günü, işte Ramazan'ı nasıl değerlendirmek gerekir, orucu Evet. nasıl tutmak gerekir, sakız orucu bozar mı, diş fırçalamak orucu bozar mı soruları zaten çokları tarafından soruluyor ve de aynı zamanda konuşuluyor. Fakat biz bugün enteresan bir konu seçtiniz, onu konuşacağız. Başkalarının günahlarıyla alakalı olarak, başkalarının günahlarının üzerinden özgürleşmekle alakalı olarak bir başlık seçtik. Niye böyle bir başlık seçtik? Kısaca izah etseniz, arkasından bir bant seyretmiş olsak, sonra da Niye açmaya böyle bir cinslik başlasanız. yaptın dersiniz? Estağfurullah. Ne güzel. Ya şimdi Ramazan konuları geçen sene de aynıydı çünkü. Ondan önceki sene de aynıydı. Evet. Yani birçok insan da aslında bir hoca seviyesinde, en azından bir cami imamı seviyesinde çok rahat bildiğini düşünüyorum. Ya artık bildiğinsin yani o da yani diyorum yani bu kadar yılda aynı şey filan. Hani gerçi onlara gelene kadar aslında daha oraya gelmemiş halimiz. Onlar yani herkesin kendi başına halledebileceği şeyler. Biraz böyle hani genelde dini olarak, İslami, hani ben din psikolojisi uzmanıyım ama yani bir dindar olarak inandığım, gönül verdiğim dinin kendi hassasiyetleri var. Bu hassasiyetler duygusal olarak olabilir, ibadet olarak olabilir. Yani birçok boyutu var bunun. Fikri olarak hani entelektüel boyutu olabilir. En azından Evet. mesela fiziki boyutlardan bir tanesi zamanla alakalı. O da mesela Ramazan gibi.
Ya bu tarz durumlarda artık eskisi gibi kendimden ölçüyorum. Çünkü bu kimseye haddim değil, kimseyi tartmak. Acaba neden böyle hani eskisi gibi daha çok böyle çocuksu heyecanlar, daha neşeli böyle bayramsı böyle şeyler hissetmiyorum falan diye kendimi sık sık ölçüyorum. Acaba diyorum yani bunları götüren bir şey olabilir mi? Yani İslam inancına göre de hani günahın kalpte bıraktığı lekeler var. Çok meşhur malum bir hadistir hatırlarsanız. Yani kalbi zift torbasına, zift böyle kazanına çevirecek kadar insan o her damlayı kontrol çevirene kadar damlayı kontrol etmezse öyle oluyor. Ama her damlayı kontrol etmemiz gerekiyor ki onlardan istenen boyutta etkileşim olalım. Yani bir zaman geçiriyoruz Ramazan gibi mesela 3 aylar gibi. Geriye bakıyoruz bir şey kalmamış veya işte bir bilgiyle karşı karşıya kalıyoruz. Eskiden mesela ben ilk aldığım Kur'an'ı hatırlıyorum. Yani kokusunu bile hatırlıyorum o derece yani Diyanet'in bir baskısıydı. Böyle garip bir ekşimsi bir kokusu vardı. O arkasında sırt kısmındaki tutkalın kokusu. Onu bile hatırlıyorum hala. Ama şimdi Kur'an mesela marketten bedava dağıtıyorlardı 4-5 sene önce Ramazan'da. Oradan aldım. Onun haricinde başka Kur'an yok. Ya gerek yok çünkü yani hem telefonda hem bilgisayarında istemediğin kadar var. Şimdi eskiden birisini dinlemek için bir yere gidiyordunuz yani kaset taşıyordunuz, teybiniz olursa falan. Şimdi hiç gerek yok ona. Ya şimdi bu kadar her şeye ulaşabiliyorken mesela bu kadar daha fazla insana ulaşabiliyorken, herkese her zaman her şeyi sorabiliyorken ve imkan da çok şükür Allah yani hani devir değişti. Neden eskisi kadar böyle heyecanla okuyamıyorum? Neden eskisi kadar şöyle yapamıyorum? Böyle sık sık kendime soruyorum bunları. Galiba diyorum bu heyecanlar götürür şey işte bu yani günaha karşı yani günahın içine batmayı kastetmiyorum. Dinin temel prensibi yakınlaşmamadır günaha. Yoksa günahın kendisi zaten belirlidir. Ve bunu son zamanlarda çok da hele hele dindarların günah savunuculuğuna büründüğü namı özgürlük olan aldanmışlıkların içerisinde kendime çok fazla bunu hatırlatıyorum. Ya diyorum ki din helaller ve haramlardır diyen o dinin elçisi gayet net bir ifade koymuş ortaya. Ve gerçekten de öyleymiş diyorum. Şimdi bakıyorum bunlar mı acaba yani engelliyor? Yani bir zift tenekesine mi döndürdük acaba yüreğimizi falan diye. O yüzden bu hani dindarların şahsiyet toparlamasıyla alakalı, dinden şahsiyet toplamayla alakalı ve bir dindar kimliği, benliği oluşturmayla alakalı. Günahların çok mani, günaha yatkınlığın, günaha yakınlaşmanın veya günahkarla oturup kalkmanın, günahkarı sevmenin, günah ortamını sevmenin doğrudan alakalı olabileceğini düşünüyorum. Oralara çok dikkat, temkin göstermek suretiyle manevi hazların, duyguların, erişimlerin, bu uçuk kaçık şeyler kastım değil, çok aklı yerinde şeyler söylüyorum. Çok akıllı bir adam, Kur'an'ı okurken yani tatlı atası gelebilir, ben buna inanıyorum. Hani samimiyet şey anlamayın lütfen, ben çok büyük keyiflerinden bir tanesi bu benim. Evreni izlerken çok bilgin bir adam, takla atacak kadar gerçekten hani siz her şeyi onu anlatıyor başlığınız var ya, gerçekten onu anlamış olarak gözlerinizi, Mülk Suresi'nin bir ayeti bu, gözlerini ferce il basara diye gözler tekrar döndüğünde onu anlamış olarak, ona dair bir şeyler anlamış olarak gözlerimiz gözümüze attığımız yerden geri dönebilir. Yani bu hislerin, bu heyecanların, bu maneviyatın genel itibariyle söylüyorum, maneviyatın bunları söylerken hep korkarak söylüyorum çünkü bunlar çok laşkılaşmış kavramlar oldu. Bakıyorsunuz hani köpek gezdirmeyi maneviyat olarak tarif edenden tutun. İşte beyninin bir tarafını yönetmek için parmağının şurasına vuranın ona maneviyat demesinden tutun. Ne bileyim yani garip garip şeylere böyle renkleri, taşları falan maneviyat diyenlerden tutun. İster istemez kelimenin altı boşaldığı için ürkerek kullanıyorsunuz. Ama genel manevi olarak, ruhi olarak kastım. Yani melekuti olarak da diyebilirim. İzleyiciler çoğunun tanıdık bulacağı bir kavram söyleyeyim. Bu açıdan o alanı kirletmemek adına günahla, günahkarla, günah ortamıyla baya bir mesafeli ve şahsiyeti koruyucu bir mesafenin konması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani tercih sebebim oydu aslında. Evet, bunu birazdan böyle madde madde açalım inşallah. Fakat İnşallah. enteresan ifadeler kullanıyorsunuz. Yani dinden şahsiyet toplamak ifadesi benim daha önce çok duymadığım bir ifade. Dinden şahsiyet toplamak ve aslında başlığımızda da manşetimizde de vardı başkasının günahlarıyla özgürleşmek meselesi. Ne demek bu? Evet. Bunu birazdan açacağız inşallah. Madem İlk ifadelerinize de o geçti. Her şeyi onu anlatıyor diye bir bölümümüz var. Samanyolundayken benim en çok beğendiğim bölümlerden
programlardan biri buydu. Aynı zamanda da Hakan Hocam, Samanyolu ilk kurulduğunda biz Moskova'daydık. Moskova'dan yayın yapıyorduk. İlhan İşbilen abi şu anda Allah tez zamanda özgürlüğüne kavuştursun hapishanede. Onunla beraber işte oturuyoruz. Dedi ki arkadaşlar dedi yani böyle sızıntının kapağında çok güzel şeyler oluyor. Onlardan yola çıkarak Allah'a anlatabilecek olan ifadeler falan derlemiş olsanız da onları ekrana vermiş olsanız 24 saat yayın yapmıyoruz ama ekranda da bir şeyler olsun demişti. Biz de öyle hazırlamıştık. Her şeyi ona anlatıyor. Sonra aradan yıllar geçti. Hoca Efendi'nin yanına bir gün ziyaretine gittiğimde de demişti ki haberlerinizde bile Allah'a anlatabilecek bir şey bulun, bir yer bulun, bir köşe bulun, bir uç bulun demişti. Biz de onun için bu sene onu yerine getirelim dedik. Her şeyi onu anlatıyor diye bir bölüm hazırladık. Evet, devam ediyoruz. Hakan hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet Hakan hocam, başkalarının günahlarıyla özgürleşmek, bunu tarif ederken bize zannediyorum anlatacaklarınız var. Ama sizin o girişte söylemiş olduğunuz cümleleri en azından özet olarak söylemiş olayım. Ramazan'ın manevi ikliminden yararlanabilmek için insanın günahlardan uzak durması icap ediyor. Evet, buyurun. Sadece günahın kendisinden değil, algı olarak zaten mesafeliyiz. Günahkarla da bir seviye belirlememiz lazım. Günah ortamıyla da. Bunlara karşı duyulan sempatilerin maneviyatı, dini İslam'ın en azından, yani bunun maneviyatı tekrar orijinal haliyle kullanıyorum, sakız olmuş haliyle değil. Bu maneviyatı azaltabileceği ihtimalini varsayarak bu mesafeler gerekiyor. Şimdi bir kendilik algısı oluşuyor. Dindarların veya herhangi birisinin fark etmez, birey olarak zaten hepimiz tek yaratılmışız. Doğru, bu başkası olmama, kendi olma gibi bir algı oluşuyor. Sonra bakıyorsunuz bu iddiayla insanlar başkalarının yaptıklarını yaparak kendi olma iddiasını taşıyorlar. Yani mesele sadece dine gelince, özellikle de İslam özelinde konuştuğumuz için Müslümanlar dine, İslam'a gelince mi hani oluyor, özgürleşmek oluyor bunun adı. Yani bir bakıyorsunuz bu iddiayla insanlar, yola çıkan insanların çoğunun başkasının günahlarını kendine edinmenin bir özgürlük tanımı olduğunu savunuyor insanlar. Bu benim mesela algıda zorlandığım şey bu. Seçme sebebimiz başlığı bu. Yani başkasının günahını tekrar ederek biz özgür olamayız. Yani bu özgürlük kavramını kullanırken, benlik algısı kavramını kullanırken, varlığımızı ifade etme şu bu filan kullanırken neden sadece dine kıyıyoruz? Yani tamam be, eyvallah, oturup her şeyi eğri oturup doğru konuşalım o zaman. Onu da bir kenarda bırakalım madem öyle, ama madem işte kendilik algısını oluşturacak şey bir şeylerin etkisinden kurtulmaksa, yeni etkisine girdiğiniz şeyler sizi etki altına almamış mı oluyor o zaman? Maalesef modern insanda bu var. Bir toplumun içerisine karışmak, bir grubun içerisine karışmak, bir ideolojinin savunucusu haline gelmek, ne bileyim, bir falancalardan, şunlardan, bunlardan gözükmek gibi, işte kendini konumlandırdığı yer neresiyse aslında bir değişikliğe uğruyor, doğru. Ama yani bu değişikliğe uğrarken baskısından kurtulduğun şeyi reddederken yeni bir baskıya girdiğin zaman bunun adı hürriyet olmuyor ki, özgürlük olmuyor ki. Yani dindarların özellikle son dönemlerde olumsuz dindarlık örneklerinde, yani şunu demek hani bunun bilimiyle uğraşan birisi olarak kötü dindarlardan bakarak dine soğanlar falan diyemem. Ama olumsuz dindarlık örnekleri veya kişiler arası olumsuz iletişimden, dini iletişimden kaynaklı mesafe almaları aslında onları yeni bir şeyin esiri haline getiriyor. Doğru, falancadan din öğrenmek istemiyorsun, falancalar gibi olmak istemiyorsun, onlar gibi gözükmek istemiyorsun, onlarla aynı yerde olmak istemiyorsun ama senin aynılaştığın, yeni girdiğin prangalar var. Yani eğer bunun adı özgürlükse senin şu halin özgür değil aslında. Kaldı ki bunu dinin böyle bir şey, dini bakışla algılamaz, normal değil. Çünkü din size eşsiz bir özgürlük veriyor. Bir kere tek yaratıyor sizi. Yani hatta demin çocuklardan konuştuk ya. Çocuklar annesinin babasının kulları değildir, yaratıkları değildir. Araf suresinin önemli bir ayeti var. Hatta çocuğu kendi yapmış gibi hisseden anne babanın bu tavır, devam eden tavırlarıyla şirke bile düşebileceğini söylüyor. Hani yan yana gelen iki insan, kadın erkek, sonra kadın yükleniyor çocuğu, işte doğumu filan, süt emzirmesi ayet anlatılıyordu uzunca. Fakat orada çocuğundan dolayı insan şirke de girebilir. Bunu da uyarıyor.
Çünkü yani sen yapmışın gibi, ya ben yapmadım der herkes ama yani işte o başına iş geldiğinde, onu koruması gerektiğinde, onun mesela yani duygularına hükmetmesini istediği anda falan bu zaman da belli oluyor. Hakan Hocam, en son dediniz ki anne ve baba kendi yaptıkları için ya da öyle düşündükleri için çocukları üzerinde çok sahiplenirler ama bu aynı zamanda ilerleyen zaman diliminde şirkete doğru gidebilir diyordunuz, bunu anlatıyordunuz ve orada kaldık. Ama orada mı kesildi ya? Ben kaptırdım gidiyorum evet, da. Evet, orada kesildi. Herhalde gittim ben. Yani tahmin edebiliyorum çünkü mesajları göremediniz. Neyse, vardır bir hayır. Başkalarının günahıyla beraber özgürleşmek meselesini birazcık açmış olsanız nedir tam olarak? Nasıl anlamalıyız yani bunu? Şimdi özgürlük tanımına koyduğu şeylerde başkalarının günahlarını edinmeyi özgürlük olarak kabullenmeyi kastediyorum. Yani şimdi aslında temel problem şu. Kişinin kendini kontrol etmeyi, edebilmeyi öğrenmesiyle alakalı bir durum bu. Şimdi bir dindar motifi alalım karşımıza. A şahsı bir dönem hayatını dindarlar arasında devam ettirmiş olsun. Dindar olarak devam ettirmiş olsun. Bu böyle şartlar değiştiğinde, etrafındaki o kalkanlar indiğinde veya işte kendi çıkarttığında ne derseniz hani reddettiğinde, mesafe aldığında onları bir savunmasız halinde kendisini kuşatmış böyle esaret olarak kabul edebilir. Halbuki onların olmadığı durumda da devam etmesi gerekir. Yani kişinin günaha olan isteğiyle alakalı kendini frenleyememesini yeni durumunda kendini frenleyememesini eskilere mal etmemesi gerekir. Hesabını sormaması gerekir. Yani kişi kendini günaha olan isteğini kontrol etmekle sorumlu tutmalıdır aslında. İçinde bulunduğum ortam, etrafımdaki arkadaşlarım veya yaptığım iş, giydiğim kıyafet falan değil. Hayır. Günaha olan mesafeyi açabilmem adına kendim kontrol edebilmeliyim. Aksine hani bunu bir esaret gibi başkalarının koyduğu kuralları esaret gibi kabul etmektense, madem başkasından kabul etmiyorum, o zaman günahı kendi tanımalıyım. Kendimi tanımalıyım ve o sınırların kendim koymalıyım. Başkası koyduğunda madem ağrıma gidiyor, zoruma gidiyorsa. Dolayısıyla başkasının yaptığı hani şunu yapma, bunu yapma dediği şeyler size bir esaret olarak algılanıyorsa burada şunun göstergesi olabilir bu durum. Yani günahlı olan münasebeti, günahı tanımayı, günahı olan kendi yatkınlığınızı tanımayı, nerede yakınlaştığınızı, nerede uzaklaştığınızı kendiniz pek bilememiş olabilirsiniz. Bu aşağısı için diyorum. O zaman suç burada yani kimin olabilir? Etrafın mı? Başkası, hiç bizden sorumlu olmayan ve bizim onları sorumlu tutmakta zorlandığımız, zorla sorumlu tutmaya çalıştığımız kimseler mi yoksa biz mi? Münasebeti belirleyememiş biz mi oluruz? Bu açıdan baktığınızda hani mecburiyet caddelerimiz var aslında bizim. Numara bir, yani oradan başlıyoruz. Bütün evlerin kapılarını bayram çocuğu gibi o mecburiyet caddesinden toparlıyoruz. Özgür olabilmem için şunun gibi olmam lazım. Özgür olabilmem için bunun gibi bunu yapmam lazım. Birey olmam için şunu yapmam lazım filan. Hayır, bu tanımları kim koyuyor? Ben bir esaretten kurtulmak istiyorsam yeni bir esaretin kölesi olduğumda hür olmuyorum ki. Yine köleliğim yine devam ediyor. Madem bu anın tanımından ilerliyorum. Bana göre başka. Yoksa ben Allah'a kulluğun mükemmel bir, dedim ya hani sonsuzluk dünyada bir esarettir aslında, bilemiyorsunuz çünkü. En net olan tarafımız matematik. Onda bile bir işaretle geçiştiriyoruz. Orada bir esaret altındayız aslında. Sonlandırılıyoruz. Dünya sonlu bir yer. Her şeyin bir sonu var. Şimdi bakıyorsunuz ama kendisine ait hissettiğim şeyler yeni bir kölelik doğuruyor. Dolayısıyla o sonsuzluğun sahibine yaptığınız kulluk büyük bir özgürlük. Esaretten kurtuluş demek aslında. Peki. Yani biz o mecburiyet caddelerinin kapılarının tokmaklarını çalıyoruz abi aslında. Bu yaşadığımız dünyada o kadar çok günaha götürebilecek, bizi günaha sevk edebilecek olan hadise var ki, aynı zamanda etrafımız gerçekten de günahlarla dolu, günahlarla yaşayan insanlarla dolu. Şimdi hepimizin günahları var, hepimiz günahlar işliyoruz, hatalarımız var vesaire. Asıl mesele zannediyorum bunlara takılmama ya da bunlara bağlanarak kendi hayatımızı, asıl ahiretimizi esaret altına almama. Bunu engelleyebilmek için
Ya da bu esaretin altına girmemek için neler yapmak gerekir? İnsanların nelere dikkat etmesi icap eder? Vallahi öncelikle mecbur olmadığımıza kendimizi ikna etmemiz lazım. Bazen bakıyorum hani yani neden mecburum ki diyorum yani bir şeye. Hayır, bir mecburiyetim yok. Yani ben bu caddede ilerlemek zorunda değilim kardeşim. Yani ben mecbur muyum yani seninle aynı davranmaya, yani seninle aynı inanmaya veya sen beni kabul edesin diye bir şeyleri bırakmaya mecbur muyum ben? Hayır, değilim. Sen de beni böyle kabul edeceksin. Madem sen beni değiştirmek istiyorsun, ben reddediyorum bunu. Ben seni değiştirmediğim gibi sen de benim böyle olduğuma tahammül göstermen lazım. Hani bir toplum, bir grup veya akran bizim gibi olanlar, içinde uyumlu gözükmek istediğimiz insanlar bizi kabul etsinler diye çok abartılı değişikliklere giriyoruz. Yani böyle davranışlar istiyor aslında bu değişiklikler. Yani bir toplumun içerisine yeni girmiş birisi, bir grubun yeni üyesi, kendisine benzemek istediği akranlarının arasından birisi olarak abartılı değişiklikler yapmak gereksinimi hissediyoruz. Mecburiyetleri, böyle bir yanılgımız var. Halbuki mecbur değiliz. Yani bunların esiri değiliz. Hani şöyle düşünün, maç başlamış 40. dakikada ve tuttuğunuz takım bayağı da bir gol atmış. İyi de gidiyor, eziyor karşı takımı. Siz de yeni girmişsiniz stada. Tam böyle numaranız var tribün. Millet tezahürat gırla yani böyle öyle böyle de ileri göğü inletiyor. Siz daha demin henüz ağzınız kımıldamamış, nefesiniz açılmamış. Milletin öyle yüksek volümle bağırdığı yerde birden giriyorsunuz, yüksek yüksek bağırmaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi bir şey yani ben size uyacağım diye ses teller mi ama ne mecburiyetim var? Efendim efendim açım dizlerim. Yani özgürlüğümü ifade edebilmek için, bireyliğimi, şahsiyetimin yeganeliğimi, ayrılığımı, gayrılığımı ifade edebilmek için herhangi birisinin işlediği bir günahı üzerinde tutma ne mecburiyetim var buna? Yani bunsuz hani söylemeye çalıştığım şu bir dindarın bu saplantısını ben anlayamıyorum. Çünkü diyorum ya Allah zaten bak aynı yumurtanın bir parçası olan ikizleri bile aynı yaratmıyor. Onlara aynı kaderi vermiyor. Yani lütfen kadere izleyicilerden çok çok rica ediyorum. Bir de bu gözle bakın Allah aşkına. Yani Allah'ın bize eşsiz muamelesi olarak bakın. Yoksa herkes kadere de bir esaret gözüyle bakıyor. O zaman niye yaratıldık diyor. Ya niye böyle yani illa bir yerden bakıyor. Bir de ki kardeşim 7,5 milyar insan yaşıyor dünyada. Allah hiçbiriyle beni bir tutmuyor. Yani bu mükemmel bir şey. Yani ben bu açıdan çok heyecan verici bir şey. Sonra ölüyorum gidiyorum bu kaderin gereği olarak bir de ecelim var. Sonra orada da tek tek çağırıyor. Şunun oğlu falancanın müridi, falancanın sevdiği, falancanın düşmanları falan demiyor ki bana. Yani sen tek gel diyor ve bizi tek tek hesaba çekiyor. Tıpkı dünyada tek tek bizimle, tek tek bize yarattığı gibi. Yani demin nefesimi yutkundum. Allah yarattı bunu. Yani o yaratmasa ben nefesimi yutamazdım. Yani böyle oluyor. İnsan ölüyor zaten. Yani bu gözle de baktığınızda hani böyle illa göklere mi bakalım, illa mikroskobik şeyler mi, canlılar mı tanıyalım falan. Hayır değil yani ben kendi üzerimden de bir kitap okuyorum aslında. Şimdi bakıyorum bu mecburiyet Peki. caddesinde hayır kardeşim siz tezahürata bir yerden başlamak zorunda değilim. Dur daha ben ısınmadım yani sizin gibi olmak da zorunda değilim diyebilmeli insan. Yani mecbur muyum yani Evet. mecbur değilim. Hayır o zaman zaten benliğim var yeter yani. Bu taklitçilikten uzaklaşmak icap ediyor. Aynı zamanda başkalarının üzerinden kendimize böyle sınırlar koymamız da çok yakışık kalmıyor. O zaman mesela merak ettiğim için özellikle soruyorum. Bir mümin hangi şartlarda özgür olur? Özgürlüğünü nasıl elde edebilir? Yani bu işte bizim bildiğimiz bu yeryüzündeki freedom dediğimiz şey, işte özgür olmak, hapishanede olmamak falan bunlardan bahsetmiyorum. Genel olarak manevi anlamda özgür nasıl olabilir? Şimdi benim çok ilk okuduğumda beni çok heyecanlandıran Gazali'nin El Münkız Minad Dalal diye bir kitabı var. Kendi hakikat arayışını, hakikat yolculuğunu anlatıyor. Eleştireceğiniz çok yeri var. Benim de eleştireceğim yerler olabilir. Ama Gazali büyük adam. Onu baştan kabul etmeniz lazım. Hataları, şunları, bunları. Pekala, kimin yok ki? Herkesin olduğu kadar. Ama yani ben de kendime bir tutmam yani o da var. O ayrı bir şey. Yani çok hayranlıkla okuduğum bir şeydi. Sık da kendi programlarında sık tekrar ettim. Bu tekrarın fazla olmayacağını düşünüyorum bu örneği, onun örneğini tekrar etmekle. Sufileri falan bakıyor. Böyle hani ne bileyim hani felsefecilere bakıyor. Hakikat yolculuğunu, kendi hakikat yolculuğunu anlattığı güzel bir yol kitabı aslında.
Orada diyor ki yani taklitçileri görüyor. Taklitçinin diyor en büyük özelliği taklit yaptığını bilmemesidir diyor. Yani bir taklitçi eğer Ya. taklit yaptığını biliyorsa bu çok büyük bir aymazlıktır aslında. Yani ben bilerek taklit edemem, böyle bir şey olmaz. Bu nerede olur biliyor musunuz? Ama şunu diyebilir birisi çıkıp mesela. İyi de hocam neydi? Şeye giden, ihlasa giden yol riyadan geçer falan gibi. Bu başka bir şey. Bu hiç de alakası yok. Çok da önemli değil yani işin açığı. O diyor ki valla süper zekice bir söz. Taklitçinin en büyük alameti farikası taklit yaptığını bilmemektir diyor. Bu adam belki mesuliyet konusunda hani böyle muaf tutulabilir falan derseniz bu olabilir. Ama bile bile taklit eden, aklı bir köşeye koyup taklit eden adam eğer henüz öğrenme aşamasında değilse, ilk baştaki böyle training aşamasını geçmişse elbette o zaman taklit eder. Yani birisi gibi davranır ama sonra kendi mührünü vurur işin içine insan. Tıpkı şuna benzer diyor bu durum. Bir cam var. Onu yapıştırıyoruz. Bardak, sürahi neyse. Yapıştırıyoruz tekrar kullanmıyor. Hayır diyor. Eğer taklit ettiğinizi fark ettiyseniz o zaman size düşen şey şudur diyor. O camı yeniden fırınlayıp kendi bardağınızı, kendi kalıbınızda bir mamulü açığa çıkartmaktır diyor. Baktınız ki yani bundan kurtulamıyorsunuz birileri gibi olmaktan. İyi yönde veya kötü yönde. O zaman camınızı fırınlayın. Kırık parçaların camları fırınlayın. Yani benim kendi dini, yani ben zaten kendime kendi inandığımı anlatıyorum yoksa çok abes olur. Kendim şöyle inanıyorum. Hani dediğinize nasıl yapacak diye. İnancın temelinde aslında bir başkasının kendine verdiği cevap değil. Kendimin, benim Hakan olarak kendime verdiğim cevaplar var. Şimdi kendime verdiğim bu cevaplar soruları başkasının olamaz yani. O sorular da benim. Kendi sorularımın cevaplarını kendime vermemle ancak kurtulabilirim bu işten. Gazali'nin fırınlaması bu aslında. Yoksa burada demin baştan beri söylediğim insan benlik algısı bu. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onlara kendi nefislerini unutturur diyor ya. Nefisini unutmuş bir adamın fırınlanması veya işte kendine kendi sorularıyla kendi cevaplarını vermesi mümkün değil. Ben nerede düşerim? Neyle yan yana gelmemem lazım? Neyde abartmamam lazım? Neyi şu kıvamda tutmam lazım? Kendimi çok iyi tanımam lazım bu konuda. Valla gelişine bir hayatın dindarlığı pek söz konusu olmaz. O zaman taktikten başka da insanın elinin yapabileceği çaresi de fazla bir şey de kalmıyor işin açığı. Evet. O zaman yani kendi sorularıma bir dindar gerçekten kendi sorularını sormalı, kendine sorular sormalı ve o kendi sorularının kendine olan cevaplarını vermeli. Yani Gazali'nin fırınlanması gibi yoksa başkalarının günahlarını tekrar ederek bir yol alamayacağımız gibi Ya. dindarlığımızı zaten koruyamayız, zaten koruyamayız. Mesela çok şok oldum, geçenlerde birisi bana bir şey söyledi, bir günahını söylüyor. Ama diyor sizin yaşadığınız ülkeden birisi bir günahını söylüyor. Ben asla dedim ya nasıl yapabilirsiniz bunu? Yani sen mümin değil misin? Bak sana bir şey söyleyeyim. Günahla iman aynı bir bedende bulunmayan bir şeydir. Yani bir adam hem müminken Bismillah çekerek günah işleyemezsin yani. Böyle bir şey olmaz. Bana ne dedi biliyor musunuz? O zaman ama çok fazla kimseye ulaşamam ben dedi. Daha fazla kimseye ulaşmam gerekiyor benim dedi. Valla benim Kur'an'dan 6236 ayetten daha fazla insanla böyle iletişim kur diye şu günah pekala işleyebilirsin sevgili kulum diye Allah'ın tolerans geçtiği herhangi bir vazife, bir dini görev, dava mava öyle bir hikaye bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Rabbim Allah'tır deyip Fussilet suresinin ayetidir. Rabbim Allah'tır deyip dost doğru yürümeden bahsettiğini biliyorum. O dost doğruluğun içerisinde yalnız kalma da var yani. Evet. Bu hakikat aslında çok önemli bir hakikat ama yani özellikle size bu günahı anlatan şahsın bu ifadesi bana çok yani dini bilmemekle ya da nerede durması gerektiğini bilmemekle alakalı olan bir noktaymış gibi geldi. Üzücü Ya da tabii. din yerine bir şey Hakan Hocam. koymakla alakalı olabilir. Evet yani evet o da ayrı bir şey zaten. Ama hiçbir bahaneye sığınmamalı. Kesinlikle hiçbir bahaneye sığınmamalı. Ve de aynı zamanda bir şeyler, hayır adına bir şeyler yapıyorsanız, bunu siz hayırsız işlerle ya da hayırsız bir yolla yapamazsınız. Bu kadar net. Bu kadar net bir hakikat daha doğrusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte özelliklerinin
böyle Kur'an ayetleriyle, hadislerle anlatılması. İnşallah sizin için 30 Ramazan boyunca bir şey hazırladık. Hakan Hocam, az önce toparlanamıyoruz meselesini bir kere daha sormak istiyorum. Onu biraz daha açabilirseniz, ezana kadar bunu konuşalım. Mesela biz şu anda dindar olduğumuzu zannederek yaşayan, işte dini bir cemaatin içerisinde olanlar için özellikle söylüyorum, tarikat içerisinde olanlar için söylüyorum. Ama bir taraftan da maneviyat konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ve bu sıkıntıları yaşarken de zaman geçip gidiyor ve bu geçen zaman dilimi içerisinde de yapmamız gereken şeyleri, ibadetler de bunlara dahil aslında. Hakkını vererek yapamıyoruz. Dua edin deniliyor mesela, duayı yeteri kadar edemiyoruz. Ondan sonra bizim dışımızda sıkıntı yaşayan insanlara el uzatma meseleleri gündeme geldiğinde yeteri kadar hamleler yapamıyoruz. Neden toparlanamıyor müminler olarak bizler? Ben dindarların bundan sonraki süreçlerde en azından bir önemli bir vadede, yani bu 20 yıl, 30 yıl filan, 50 yıl neyse bilemiyorum. Yani bizden bir hatırlayan zaten belli şeyler yaşıyorduk zaten. Ama biraz devam edecek gibi gözüküyor. Bu dönemde önemli bir şeyin ayıklamak olduğunu düşünüyorum. Önemli bir görevin yani. Hem dinlerine, inançlarına karşı hem de kendileriyle alakalı. Yani daha durulaşmalı, ben bu kelimeyi çok seviyorum. Daha durulaşmalı dinlerler. Yani yükleri atmalı mesela. Yükse atmalı. Mesela İslam'da yoksa inancını zayi etmemeli. Mesela 2 gram saygı duyma özelliği varsa gerçekten hak edene saygı duymalı mesela. Yani ne bileyim, hani ilgilenmek için sadece 3 kişi hakkı varsa, o evladı da 3 tane ise mesela onunla ilgilenmeli. Komşusuysa mesela komşusuyla ilgilenmeli falan gibi. Çok böyle hani iddiayı yüksek tutup da altında ezilmektense iddiayı küçültüp Allah'tan gereği kadar korkun diyor. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun diyor devamında Kur'an'da. Şimdi bakıyorsunuz, Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemeyecekse bu şu demek yani, Allah yüklemez de siz de girmeyin demek yani. Siz de boş yere gidip kaldıramayacağınız yükün altına girerseniz, bu sizin tercihiniz olursa Allah hayır bunu yazmamıştım deyip de o yükü sizin üstünüzden almaz. Siz ezilirsiniz, sonra ezilmenizin faturasını da Allah'a çıkartmayın demek. Dolayısıyla yerini bilmeli aslında. Bazen hani mümin kendine yakıştırmıyor, bazen durmak, düzgün bir yerde durmak. Gerçekten hani demin söylediğim, Kur'an'da birkaç yerde var bu ayet. Rabbim Allah'tır deyip dost doğru durmak çok büyük bir erdemdir aslında. Yani inancın gereği olarak söylemiyorum sadece. Büyük bir ahlaktır, ahlaklıktır. Çok iyi bir beslenmedir aslında. Olduğu gibi kalmak, ayıklamak. Mesela şimdi Kur'an'ın anlattığı peygamberi ayetleri okuyorsunuz ya. Çok iyi bir ayıklamadır aslında. Yani herkesin anlatacağı peygamber değil. Ya Allah gönderdiği elçiyi nasıl anlatıyor mesela? Bu çok önemli bir veridir aslında bizim için. Onun onda gördüğü, onda istediği şeylere nerede istiğfar etmesini istemiş? Nerede mesela demiş ki Kehf suresinin giriş ayetinde bir yerde daha var. Felalleke bakiyun nefseke diyor. Neredeyse nefsini böyle perişan edeceksin kendini diyor. Bir başka yerde diyor ki sen onların iman etmesi için çok hırslısın diyor. O size karşı çok affedicidir diyor mesela. Bakıyoruz Allah peygamberini tanımlıyor, tanıtıyor. Mesela sınırlandırıyorum. O zaman bana valla birisi dese ki peygamberi sadece Kur'an'dan öğrensem yeter mi? O kadar çok detaylı şey var ki. Göreceksiniz bu ay boyunca okuduğunuz ayetlerden. Fark edeceksiniz ki o kadar detaylı tanıtıyor. Şimdi ayıklıyorsunuz ama Endonezya'da bir adam var. O peygamberimize alakalı bir rüya görmüş. Onu bir kitaba yazmış falan. Buna gerek yok yani. Ayıklama dediğim şey bu. Zaten yeteri kadarı var. Yük olarak kurtulacağın şeyler olabilir. İleri vadede bir ayıklama stratejisi edinmek zorundayız. İnancımızda var mı yok mu? İslam'da var mı yok mu? Hurafe mi, bidat mı, değil mi? Her müminin bu mekanizmayı çalıştırması gerekiyor. Bir. İki, biz maalesef empati durumu, ya böyle arada kesiyor gibi oluyorum sizi de. Nefes alınca estağfurullah. Söyleyebilirsiniz. Ben kaptırdım gittim. Sizin bu anlattıklarınızdan yola çıkarak hemen şöyle diyecektim. Yani biz demek ki yeteri kadar dinimizi de bilmiyoruz. Peygamberi de tanımıyoruz. Maalesef. Kur'an'ı da okumadığımız için ve anlamadığımız için çok ciddi anlamda bocalamalar yaşıyoruz. Sizin söylediklerinizden ben bunu çıkarıyorum aslında. Bu kınamak için söylemiyorum. Hani böyle şu meşhur tarihçi var ya, millete önüne gelen cahil cahil deyip duruyor. Hayır, asla, Allah'a sığınırım. Ama maalesef durum bu. Yani bir Müslüman sizi bir konuyu eleştiriyor. Şaşırıyorum, diyorum ki bak o konuda 8, en son başıma giren söyleyeyim, 8 tane ayet var o konuda diyorum. Onların hiçbirinden haberi yok. Yani
Ya şu Allah'ını severseniz şu hatimlerin yanına bir meal koyun. Al, elinizi ayağınızı öpeyim derler ya. Lütfen böyle yapın yani. Bir kulak dolgunluğu olsun. Yani ev hanımları, beyefendiler, öğrenciler ya yemek yaparken meal dinleyin, bir şey yapın yani, kulak dolgunluğu olsun. Deyin ki Allah bu konuda da bir şey söylemiş, var orada. Ya böyle bir şey hatırlıyorum, bir bakayım filan. Yani internete yazdığınızda zaten pat diye önünüze dökülüyor, artık eskisi gibi değil. Ya bir ayet var mı derken, eskiden mesela ben ilahiyatta öğrenciyken falan hafız arkadaşlarıma arardım. Şu kelime bir yerde geçiyor mu bir baksana filan diye, mesela hatırlıyor musun diye. Biri bulamazsa diğeri buluyordu. Mesela 14. cüzün 3. sayfasının alttan bilmem kaçıncı satırı filan gibi. Şimdi Türkçesini yazıyorsun, ellediğini yazıyorsun, ellezine yazıyorsun Türkçe. Küt diye bütün ellezineler geliyor önünüze. Yani Allah'ını seversen ziyaret, ya bir şeyden Rabbim bahsediyor ve sen onu devamlı okuduğun bir kitap ve haberin yok. Haberin olmadığı halde tam tersi bir istikamette inatla gidiyorsun bir de üstelik. Bu maalesef utanç dolu bir şey. Ben kendi adıma anlatıcı birisi olarak utanıyorum şahsen, ama kimseyi kınamam. Estağfurullah. İkinci bir şey var. Empati konusunda yanılıyoruz. Maalesef biz başkalarının hayatlarına adapte olmayı, yapışık ilerlemeyi empati zannediyoruz. Böyle olunca yanında bulunduğumuz, yanımızda bulunan, ortamında bulunduğumuz, aynı zamanı paylaştığımız kimselerin olumsuz, her şeye günah demeyeyim de olumsuz hallerine de adapte olmuş oluyoruz. O bizim normallerimiz haline geliyor. Halbuki bu önemli bir şeydir aslında. Empati yapmak, ona adapte olmak değil, onun sempatisini kazanacak kadar ondan olmak değildir. Hani bir laf var meşhur, galiba İspanyol atasözü müydü öyle bir şey? Bumerang geri gelmiyorsa o sopadır derler. Yani bumerang geri gelirse bumerang. Sen tamam yani birisine empati yaptın da gelmiyorsun ki, onun yanına yapıştın kaldın. Yani dönmeyen bumeranga dayak derler. Başka bir şey denmez yani. Karşıya attığını ha sop atmışsın, ha bumerang zannettiğin şey atmışsın yani. E şimdi bakıyorsun sen orada yok yani, bizim hani dindarlıktan beklediğimiz böyle mutluluk, saadet, maneviyat filan, o günahkarda, günah ortamında, günahın kendisinde, o vesvesede, sınırlı söylüyorum, o şüphede, şurada burada yok yani. Bulamayınca da yani cızırtısı çok oluyor bu işin. Hani Konfüçyüs'e birisi gelmiş bir şey sormuş. Demiş ki yani hayatta en zoru bize söyler misin demiş. O da demiş ki siyah bir odada siyah bir şeyi aramaktır demiş. Ve hele o şey yoksa demiş. Şimdi olmayan şeyi arıyoruz aslında. Dağınıklığımızın sebebi bu. Yani karanlık bir odada karanlık bir şey yoksa biz o şeyi zaten bulamayız yani. Bu iddiaya gerek yok. Evet. Yoksa yok. Hepsi bu. Bitti mi sürem diye Evet. düşünüyorum. Hocam Bitti herhalde. 35-40 dakika 40 saniyemiz kaldı. Tamam, bir Şimdi cümle ilk söyleyeyim mi hemen? iftar efendim. Bir cümle söyleyeyim mi hemen? Buyur. Bitirdim, estağfurullah. Şimdi taklit ettiğimiz, kendisi gibi olduğumuz günahkarların ne zaman tövbe yapacağını bilemeyiz. Tövbesi için ne yapması gerektiğini bilemeyiz. Dolayısıyla onların sonunu bilemediğimiz için onlar gibi olarak onunla aynı sonu paylaşamayabiliriz. O yüzden lütfen kendi günaha karşı mesafemizi tanıyalım. Kendi tövbelerimizi kendimiz nasıl yapabiliriz onu tanıyalım. Başkasını iyi de taklit etmek, iyi değil de kötü de taklit etmek, o zaman hiç de güzel bir şey değildir. Amin, amin, amin. Allah kabul etsin. İstanbul'dan bizi seyreden seyircilerimize Allah kabul etsin diyelim, duamızı iletelim. İlk iftarınızı yaptınız. İnşallah sonuna kadar da böyle aynı güzellikte devam eder. Bu Ramazan'da her şeyden, ama her şeyden böyle kötü olan her şeyden uzaklaşmak lazım. Dili bağlamak lazım, gözü bağlamak lazım ve umut etmek lazım aynı zamanda. Ramazan'dan sonra da Ramazanlaştığımız gibi devam edelim inşallah. Hakan Hocam, tabii size daha 2 saat, 1 saat var değil mi iftara? Yo, gittikçe kışa doğru güzelleşiyor artık yani saatler. Yarım saatimiz var, yarım saat sonra. O yarım saat. İyi, neyse, çok fazla yarım saat. meşgul etmeyeyim o Çok zaman. şükür yani, Çünkü daha 4 saat olan günlerden 11-11.5 filandı rekorumuz, 21 Haziran 2018 filan gibi. Onlardan buraya geldik, şükür yani. Bu arada Hakan Hocam, 2000'den fazla seyircimiz var şu anda. Bir tane de katıl butonuna tıklayan Ahmet Sami Bey'e de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Az önce dediniz yani işte
meal okumak lazım. Mutlaka meal okumayı da alışkanlık haline getirmek lazım. Aynı zamanda da işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yola çıkarak ayıklamak lazım dediniz. Bu meseleleri zannediyorum hayata oturtabilmek için yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Birincisi Allah bize Kur'an'da ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunlar nasıl vuku bulmuş? O nasıl yaşamış? Zannediyorum böyle bir empati yapmak için önce meali okumak icap ediyor. Yani şu değil, ben mealciyim falan manasında değil. Ama ne var yani, orada bakıyorsunuz yani, olan şeyler belli zaten. Yani topu topu şu kadar sayıda diyorsunuz. Yani hadis kültürünü de eklesen zaten sayısı belli yani, ayetin sayısı belli. Ya ama bu öyle olunca mesela inancın esasları belli. Mesela bir şey tevhidde çelişiyor mu? Yani Allah'tan başkasından istemenin ne olabileceğini bir müminin bilmesi lazım. Allah'tan başkasına boyun bükmenin, kulluğun ne olmasını ne olduğunu bilmesi lazım. Veya işte ahiret algısını bir şey bozuyor mu mesela? Öldükten sonra dirilmeyle alakalı müminin sağlam bir inancının gelişmesi lazım. Ama bununla alakalı ayetler ne diyor mesela? Konulu okunabilir. Ya bugün mesela 30 Ramazan varsa bugün hani siz konulara böldünüz ya, bölmüşsünüz ayetleri. Sadece diyelim ki tevhidle alakalı ayetleri okuyalım mesela. Bugün sadece ahiret algısıyla alakalı ayetleri okuyalım. Vahiy ile alakalı, vahyin gelişi, vahyin işte Allah tarafından gönderilişi, değişmeyeceği ile alakalı ayetleri okuyalım mesela. Yani bu algının sorunlu, yaralı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu inanç algısının düzeltilmesi için valla inançla barışmamız lazım. Yani sadece hani ikna olabilmemiz için de geçerli bu. Yoksa bakıyorsunuz Müslüman mısın? Müslüman. Yani Kur'an'ın meşhurane bir ayeti var. Yani birileri geliyor, biz şu olduk bu olduk filan diyor. Yani Müslüman olduk filan. Hayır, onlara diyor ki, de ki diyor. Sadece iman ettik yani. Müslümanların arasına karışmayı tamam olduk bittik filan noktayı koyduk anlamına gelmeyeceğini Kur'an söylüyor. Yani Müslümanların arasında gözüküyor olabiliriz. Evliyatımız Müslümanca kimliklerle geçmiş olabilir. Ama gerçekten araya kaynamış da olabiliriz. Yani birilerine uyumlu halimiz vardı diye biz gerçekten dindar kimlikler olamamış olabiliriz. Yani kınamak için söylemiyorum bunu. Ama dinimiz kendisinden şahsiyet toplamaya, inanç esasları, inancın kendisi, özellikle hepsini çerçeveleyen bir şey söylemek istiyorum. Kur'an yani. Madem Kur'an ayındayız, Kur'an kendisinden şahsiyet toplamaya son derece son derece elverişli, hatta kendi sözüyle söyleyeyim, kolaylaştırılmış, herkesin anlayabileceği netlikte kolaylaştırılmış bir şahsiyet toplama kaynağı aslında. Yani yeniden barışmamız lazım, bilemiyorum ya, yapacak da fazla bir şeysi yok insanın. Çok haklısınız, çok haklısınız Hakan Hocam. Yeniden barışmak lazım. Barışabilmek için de mutlaka ama mutlaka okumak lazım. Ağzınıza sağlık. YouTube yayınları devam ediyor zaten. İnşallah sevgili seyircilerimiz de oradan takip ediyorlar sizi. Çok İnşallah. güzel mesajlar yazmışlar. Sonradan okumanızı tavsiye ediyorum. Aslında Ben bir ara koptum ya, ondan soracağım. sonra toparlayamadım bir. Bilmiyorum, 5 dakika gitti Estağfurullah. herhalde. Biz geçen sene yaptığımız gibi Ramazan'ın ortasında da 15. günde de yine seni misafir edelim Hakan Hocam. Ondan İnşallah, sonra olur. kaldığımız yerden devam ederiz nasip olursa. Teşekkür Çocuklara ederim. iftar hazırlaman lazım. Onun için seni fazla Yetiştireceğim inşallah. tutmayayım ben. Allah kolaylıklar versin. Çok Amin teşekkür inşallah. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Size de, ailenize de, Allah razı olsun. izleyicilerinize de. Allah'a emanet olun.